Evet, ahlakını ve herkes tarafından çok sevilmesi, zuhur zamanında çok sevilecek inşallah. Mehdi, Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Ahlak bakımından peygambere benzer. Kıyamet alametleri. Evet. Resulullah şöyle buyurdu. Ahlakı benim ahlakım olan bir evladım çıkacak. Yani Mehdi, evet. Evet, inşallah. Sen üstün ve pek yüce bir ahlak üzerindesin. Kalem suresi, şeytanın Allah'a sınırım. Sen üstün ve pek yüce bir ahlak üzerindesin. İşari ayetler. İnşallah. Evet, peygamberimize evet. İşaret ediyor ama aynı zamanda evet. Mehdi'ye de işaret eden bir ayet. Bir ayet. Ver bakayım. Şunu oku, şu hadisleri oku. İnşallah. Allah bütün insanların kalplerini onun Mehdi'nin muhabbetiyle dolduracaktır. Yani zaman gelecek Mehdi'ye karşı. Bak ilk başta ne diyor rivayette? İnsanlar nasıl kaçıyorlar? Çobandan kaçar gibi, koyunların çobandan kaçması gibi. Evet, koyunların çobandan kaçması gibi kaçacaklar. Mehdi'yi anormal ve yanlış bilecekler ve uzak duracaklar. 313 tane talebesi var. Ama sonra Mehdi'yi fark edince, işte hadisler şimdi başlıyor. Evet. Mehdi zuhur eder. Herkes sadece ondan konuşur. Onun sevgisini içer ve ondan başka bir şeyden bahsetmezler. Yani yoğun olarak Mehdi'lik gündeme gelecek. Böyle bir zaman gelecek ki bütün halkın dilinde olacak Mehdi. Yani gece gündüz Mehdi, Mehdi'nin faaliyetleri, Mehdi'nin getirdiği bereket, bolluk, evet, huzur, kargaşanın dinmesi. İnşallah. Kim o devirdeyiz yani? Şu an o başladı ya inşallah. Biz bile bakın sürekli Mehdi'den bahsediyoruz. İnşallah. Değil mi? İnşallah. İnşallah. Evet. Ümmet-i Muhammed'den memnun olmadık hiçbir fert kalmayacaktır. Maşallah. Maşallah. Yani bakın hiçbir fert, yani dinsizlik, imansızlık, komünist, masonu, herkes mutlu. Herkes memnun. Çünkü Peygamber Efendimiz'in dinsiz de olsa onun ümmetinden oluyor. İcabet etmemiş oluyor ama onun ümmetinden olmuş oluyor. Yani Müslüman bir anneden babadan doğan bir insan, ateist de olmuş olsa Peygamber Efendimiz ümmetinden olur. Yani o kalkmaz onun üstüne. Ümmete tabiyeti kalkmaz. Ama icabet etmemiştir. İcabet ümmete ayrıdır. İcabet etmemiş olması ayrıdır. İnşallah. İnşallah. Evet, evet oku. Onun hilafetinden yer ve gök ehli, hatta havadaki kuşlar bile razı olacaktır. Bak yer ve gök ehli, yani cinler de memnunlar. Evet. İnsanlar da memnunlar. Melekler zaten çok evet. seviyorlar. İnşallah. Ama kuşlar, hayvanlar hepsi Mehdi'den çok memnun olacaklar. Evet. Mehdi'nin zuhur zamanında. Çünkü huzur, bereket, bolluk tam hakim olacak inşallah. Adalet inşallah. Adalet. Kuşlar parayı ve verecek mi? En mühim özelidir Mehdi'nin. En mühim özelliklerden birisi de adalet sağlaması. Evet. Söyle. Para verecek bir fakir bile bulamıyor o derece bir adalet. Evet, yani muazzam bir bolluk, muazzam bir bereket çağı oluyor inşallah. Maşallah. İnşallah.